Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalapat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bakın şu yayınlar bile belki de gelecekte başka bir boyuta dönecek. Mesela bugün bir bilim insanının açıklamasını ben okudum. Bir görüntü gösterdiler bana. Artık sanal toplantılar var. Üç boyutlu. Yani siz dünyanın herhangi bir yerinde olduğunuz halde size o toplantının içine, o konferansın içine dahil edecekler. Ve üç boyutlu davet davet edecekler. Yani hani şimdi görüntü uygulamaları var biliyorsunuz 10 kişi 15 kişi bir araya geliyor. Böyle değil böyle etiyle kemiğiyle duruyormuş gibi duracaksınız. Film, film halinde olacak. Şimdi teknoloji son hızla ilerliyor. Tabii ki bu ilerleyişe bağlı olarak da çeşitli meslek grupları ya da branşlar oluşmaya başladı. Yani hiç aklınıza gelmeyen duymadığınız branşlar ortaya çıktı. Mesela bilişim sektörü durdurulamıyor. Şimdi yakında Android'ler çıkarsa işte iş yapan robotlar çıkarsa neye dönüşürüz? İnsanoğlu gittikçe obezleşir hani. Çünkü çalışmayınca oturacaksınız sürekli tüketeceksiniz. E sonra da doğal bekleyen bir tehlike var obez, obezlik yani. Şimdi bunlar biraz daha ileride ama sonuçta bunların sinyalleri gelmeye başladı. Ve e, profesöre iş danışmanlığı diye bir branş var ya da meslek var ya da bir uğraş var. Ekrem Öncül profesyonel iş danışmanı. Ekrem bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz teknolojiyle çok ilişkilisiniz, değil mi? Kesinlikle. Yani artık belki de bizim biraz yani normal insanların biraz daha ilerisinde bir e, teknolojiyle muhataplık söz konusu. Kesinlikle. Çünkü ee... uzmansınız. Çünkü profesyonel iş danışmanı tam olarak nedir diye soracağım ama önce siz kendinizi bir anlatın. Sonra bunu bu soruyu soralım size. Ekrem Öncül, yani ben öncelikle iktisat, turizm, işletme, şu an işletme Master'ı ve bilişim yönetim sistemleri okumuş bir kişi olarak şu an işletme Masterlığı yapıyorum. Çap mı yaptınız üniversitede? Kısmen. Kısmen. Kaç okul bitirdiniz? Şu an beşincisi bitmek üzere. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani ne olacak bu işin sonu? Yani bu işin Altıncı, yedincisi mi gelecek? Ya aslında şu an ben biraz piyasalara göre hareket ediyorum ve. Yani piyasada iş analizlerine kaleplere göre, taleplere göre, göre okuyorum ve onun dışında şu an tabii ki bilişim en önde gelen bir meslek. Onun dışında da bilişime katkı sağlayan bazı sektörler var. Tabii ki bu sektörleri ayak tutan mecralar... Ya da bilişimin katkı sağladığı sektörler. Kesinlikle bunların hepsini bir arada tutmaya çalışıp e, mesela danışmanlık yaptığım kurumları da onların meslek gruplarına göre benim onlara partnerlik yapma gibi bir sistemim var. Peki Ekrem Bey kaç yaşındasınız? 33 yaşındayım. 33 yaşındayım. Kaç sene okumuş oluyorsunuz böylece? Yani aslında bakarsanız halde de okuyorsunuz. Kesinlikle. Doğru mu? Yani okumanın yaşı yok da. Ya yaşı yok. Yani aslında okumanın diye öğrenmenin yaşı. Kesinlikle. Yok. Ben de mesela bakın 61 yaşında bir adamım, hala öğreniyorum, hala bir, insan, bir şeyler araştırıyorum. Çünkü bilgiç bilgi o kadar enteresan bir şey ve o kadar e, insanı etkileyen bir şey ki Kesinlikle. insan öğrendikçe. Bir sonraki nesle belki aktaracağı şeyler birikiyor sürekli. Yani Kesinlikle. insan o Neandertal çağdan bugüne gel gelmesinin sebebi bu. Bilginin aktarılması, sürekli aktarılması, üzerine eklenmesi. Peki şimdi e, siz şu anda ağırlıklı olarak bilişim sektöründe çalışıyorsunuz. Bilişim sektöründe çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz mesela bilişim sektöründe? Kimlere hangi desteklerde bulunuyorsunuz? Bu profesyonel iş danışmanlığı kurumsal mıdır, kişisel midir? bir işinizden bahsedin bahsedeyim. Çoğunlukla markalara özellikle Logo, Akınsoft gibi firmaları ve bunların çözüm ortaklığı yani bayileri olan firmalara öncelikle bilgisayar bakım onarımları yapıyorum. Tabi bilgisayar bakım onarım yani teknoloji cihaz onarımlarını çoğunlukla sadece kurumsal değil son kullanıcı olan bireysel kullanıcılara da hitap etmekteyim. Ama e, çoğunlukla en çok sorunlar özellikle kurumsal firmalarda sorun oluyor. Çünkü bir serverın çökmesi demek onların web sayfaları ve arka Tabii. plandaki yazılımlarının hani yayın akışının durmasına sebep oluyor. Ve bununla ilgili çok önemli projelerde işte anakart onarımları onun dışında... Anakart onar onarılabiliyor mu? Kesinlikle onarılabiliyor. Ee, şu an değişenli çipi mi değişiyor? Çipleri değişiyor. Üzerinde komponentler var onlar değişiyor ve Bir, birlikte yazılımları yani bazı gömülü yazılımların içerisindeki işte erişebildiğimiz yazılımlar olabiliyor. Bazen erişemediğimiz dosyalar oluyor ya Onu da üretici firma galiba erişmemeniz için galiba koyuyor. Bazı değil firmalar mi? kesinlikle ve şu an son, son üretim yani Çin üretimi olan gömülü işlemci dediğimiz anakartlarda çoğunlukla yurt dışından işlemci tedarik edilirse onarılma ihtimali %80-90'lara kadar çıkabiliyor ama erişilemiyor. Bazen fiyatları yüksek çıkıyor. Hani bireysel kullanıcılarda bunlara çok fazla hani fiyat çok yüksek gelip istemeyen olabiliyor. Ama kurumsal firmalar hani o cihazın benzeri... Olması olmaz ol değil mi? Tabii ki. Şu an eski teknolojiden yeni sisteme kadar hepsi onarlayabiliyor. Ama şimdi şu var mesela e, eskiden e, ilk bilgisayarları hatırlayın. İlk bilgisayarla şimdilik bilgisayar arasında çok büyük Tabii ki fark çok var. Tabii çok fark var. Hem işletim sistemleri anlamında hem de e, o çiplerin kapasiteleri anlamında. Şimdi mesela acaba şöyle bir şey mi oluştu? Yani kullan, arıza yaparsa da at, yenisini temin et. Aslında bir dönem bunu yaşadık. Yani çok uygun fiyatlara bilgisayar satışları oldu ve yani herkesin elinde şu cep telefonları biraz yaygınlaşmadan, yani bilgisayar konumuna gelmeden evvel, çok fazla bilgisayar yoktu ama artık herkesin evinde en kötü dört tane, beş tane hatta atık bilgisayarlarla birlikte beş, altı bilgisayar çok rahat çıkacaktır. Bu ne olacak Türkiye'nin? Elektronik atık cenneti oldu Türkiye. Ee, şu an şöyle bir proje geliştiren firmalar var ve özellikle şu an doların yükselmesiyle birlikte şu an en uygun makina dört buçuk, beş bin liraları buluyor. 5000 lira... Bu EBA TV'nin olayından sonra patladı o Kesinlikle. Iş, Zaten pandeminin bizim sektöre etkisi çok fazla oldu. Çünkü şöyle düşünün. Evde 3 çocuk var, 3 ayrı bilgisayar. Artık yani kitap ya yerine tane bilgisayar, televizyon, tane televizyon olması lazım. Kitap yerine bilgisayarlar yerini almaya başladı ve çaresiz e, yani 4.000 liradan hesap ederseniz 3 makine 12.000 lira yapıyor. Bunu alabilecek dört, olan var. Ya 4.000 alamayacak dört olan bin var. kurtaramıyorsunuz ki? Yani kesinlikle iyi bir bilgisayar dedi iyi derken orta karar diyelim. İyi, i̇yi iyi bilgisayar 8 10 bin liradan başlıyor. Kesinlikle ediyorsun. şu an iyi makine orta hocam? karar işte dediğiniz gibi 5 ile 6 arasında. Mesela bizim geçen gün arkadaşlara bir, makine gösterdim. Diyor ki oyun bilgisayarı. Oyun bilgisayarı deyince şeydir yani performansı yüksek demektir. Sonra baktı abi dedi bu oyun bilgisayarı falan değil bu çöp dedi. Bizim bilgi işlemci çocuk. Bu çöp dedi niye dedim bu dedi eski nesil 10 nesil öncesinin dedi şeylerini koymuş dedi. E, donanımlarını koymuşlar içine dedi. E şimdi dedim ki ya bu sıfır değil mi yani kutusunda? E dedi, demek, demek ki Türkiye'de de o kadar çok var ki Eski malları çıkartıyorlar ya da yurt dışından bir yerden geliyor. Montajlıyorlar. Yeni bilgisayar gibi piyasaya sürüyorlar. Tabii ki. Onları yapan, hatta Türkiye'de daha evvel yaptı, yapılan firmalarda vardı. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Yani marka firmalarda özellikle. Evet. Kasaları yenilenip, içindeki anakart onarımdan geçip, revizyondan geçiyor deniliyor buna. Ee, versiyonlarına göre hani hitabetçe... Edici... Anlaşılamıyor mu peki kartın kullanıp kullanılmadığı? Çok fazla anlaşılmayabilir. Ee, ama zaten anlaşılsa da yani cihazı açmanız gerekecek. Zaten firma kendisi garanti veriyor. Yani hmm, bir şey olursa ben diye. bunu bu bir ürünse ben bunu yenileyip kapalıp size faturalı şekilde tekrar piyasaya satabiliyorum. Mesela şu şey var piyasada şimdi kripto para üreten kişiler var ya da firmalar var. Evet. E onların kullandıkları ekran kartları mesela bir süre kullanıyorlar ekran ve yüzde 90 performansla kullanıyorlar. O ekran kartından hayır gelir mi daha sonra? E çok fazla yani Oradan dönen ekran kartını artık çok fazla bir işlem yapamazsınız ama hani normal bir oyun oynayacak kişi ya da belirli bir aslında o kartların belirli bir ömrü var yani belirli yani bir bir ömür var kesinlikle tabii o kartların şöyle bir özelliği de var normalde e, otomobilde bir beygir özelliği vardır mesela 1800 şu kadar devir bu mining ekran kartlarında ise yükseltme yapılıyor yani BIOS yazılımıyla ekran kartın daha güçlü bir sisteme kadar. Bu da işlemcisi yani onun kendi çepinin desteklediği özelliğe kadar destekliyor. Desteklemediği takdirde bir zaman sonra görüntü bozuluyor ya da kartta bir arıza tespit oluyor. Bazen mesela bize gelen ekran kartlarında mining'de özellikle versiyonları oynanmış oluyor. Biz onu fabrikasyon çevirip normal kullanabilecek hale getiriyoruz. Sadece işte görüntü alıp belli bir kısım hani çok fazla lüks bir şey yaptığı zaman tekrar bozulur diye bunu uyarıyoruz. Peki ekran kartları tamir edilebiliyor Ekran kartları mu? tamir edilebiliyor. Peki bozuk olup olmadığı anlaşılabilir mi? Yani neredesinden bozuk olduğu? Ee, çoğunluk... Hayır bunu için söylüyorum. Bizde bir sürü ekran kartı var da <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> ne yapabiliriz diye ee, soruyorum. Programdan sonra o zaman hepsini <laughs> elden geçirebiliriz. de mesela ekran kartı çok kullanıyoruz. Çünkü bizde hep montajlar var. Hı hı. Yani ben sürekli update ediyorum ama yani bu nereye kadar çünkü bir süre sonra ömrünü tamamlıyor. Bizde bu ekran kartla onarıldıktan sonra bazıları bize satış için getirebiliyorlar ya da biz bunu satmak istiyoruz ya da değerlendirmek. Bizde çünkü bireysel kullanıcılarda olduğu için hani en üst seviyedeki bir ekran kartı en üstteki bir adamın işine yaramayabilir. Onun bir altındaki sınıfa yarayabiliyor. Anladım. Yani biz Doğru. bunu değerlendirmesini yapıyoruz. Ekran kartları bizde onarıldıktan sonra ağır testlerden geçiyor. Yani Bizim elimizde testte biz performans testi mi? Performans testi ve görüntü kalitesi. Bunlar da bozuk olduğu zaman ya da bozulduğu zaman zaten bizim elimizde bozuluyor ve biz ona onarılamadı deyip iade ediyoruz ya Peki, da Peki bu şeyleri de değişiyor mesela sizde PC sistemleri, mesela Macin Mac sistemi falan her türlü ekran kartı ya da her türlü devreye müdahale edebiliyor musunuz? Tabii her türlü devreye müdahale edebiliyoruz. Yani siz bu konuda uzmanlarınız. Kesinlikle. MacBook'larda da özellikle çok büyük bir başarımız var. Biz sıvı temaslı cihazların %95'ini kurtarabiliyoruz. Çok yani oluyor. bir MacBook cihazın üzerine çay, kahve, kola belki bir bize dökülse kurtarılamayabilir ama hani %90 sıvı temaslarını kurtarıyoruz. Peki, o zaman daha can alıcı bir soru. Mesela bozulan artistikler var. Evet. Görüntü vermiyor. Onlar kurtarılabilir. Ee, <laughs> hard disklerde e, içindeki dataları yani belgelerinizi alma ihtimalimiz oluyor. Oluyor diyorsunuz. Açıyoruz onun içindeki. İçindeki e, kafa değişimleri ve programsal yazılımlarla yani önemli belgelerin özellikle bir şirketseniz ya da işte yüklü alacağı vereceği olan bir şirketin bir programının hard diskini çöktüğünü düşünürseniz biz bunu %95'e kadar kurtarıyoruz. Ki bazı firmalar için datalar Altın değerinde yani. Kesinlikle. Değil mi? Doğru mu? Bunlar için çok büyük bir önem taşıyoruz açıkçası. Peki e, siz iş dünyasına nasıl katkılarda bulunuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz mesela? Biz iş dünyasına gittiğimiz firmalarda öncelikle daha doğrusu gideceğimiz firmayı araştırıyoruz. Öncelikle bir mali müşavir olabilir ya da çok büyük bir şirket olabilir. E, bununla ilgili önce... Ne talebinde olduğunu yani taleplerinin ne olduğunu. Evet ve teknolojik açısından baktığımızda önce hani özel bir yazılım kullanıyor mu ya da bilgisayar sistemleri ne kadar güvenlikli bunlarla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Tabii bunları maille öncelikle yazıyoruz yani kendileriyle birlikte. Bir bariyerler kuruyorsunuz değil mi? Dışarıdan saldırı olmasın ya da Tabii içine ki girmesin, bunlarla ilgili kimsenin? ekiple dışarıda sağ arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgili görüşmeler yapıldıktan sonra bir analiz çalışmalarına giriyoruz. Ardından e, onları ön testle işte güvenlik duvarları zayıf ya da güçlü tarzında öneriler testler yapıyoruz. Zayıf olanlara öneriler buluyoruz. Sizi şöyle yapabiliriz belli bir anlaşma yaptıktan sonra bilgisayar bakımlarını, e, firmanın güvenlik duvarlarını, sistemi ve e, yerli ve yabancı birçok firmalarla çalışıyoruz. Bu firmalar esnasında tabii üretim esaslı firmalar olursa biz bunları kendi partner yaptığımız firmalarda birlikte ticari ilişkiler de kurmasını sağlıyoruz. Yani bir tane Türkiye'deki A firması yurt dışındaki B firmasıyla ticarete başlıyor. Biz bunlarda aracılık da yapabiliyoruz. Anladım. Yani teknolojiye müdahale etmek süper bir şey. Kesinlikle. Yani üretmek tabii güzel. Mesela biz de savunma sanayinde bildiğim kadarıyla çipleri üretmeye başladık. Evet bazı yazılımlarla birlikte çiplerimizi üretiyoruz. üretiyoruz. Peki e, ilk temas nasıl oluyor? Firmalarla nasıl irtibat kuruyorsunuz? Yani onlar mı sizi arıyor? Siz mi onlara öneri teklif götürüyorsunuz? Ee, biz öncelikle kendi Piyasal çevremiz, çevremizdeki mı Çevremizdeki firmalardan daha doğrusu sektörel bazlı çalıştığımız için e, bazı sektörlere öncelikle hitap ediyoruz. E, bir de bunları hitap ettikten sonra yani ben bir firmaya hizmet vermişim. O firma benden memnun kaldığı sürece referansla çevresindeki yani. herkese kesinlikle referans oluyor. Zaten e, telefonlarım çok çalar ve bunların yüzde da referansla gelen müşterilerim. Siz, fir müşteri. Siz firmasınızı tahmin ediyorsunuz evet. değil mi? Ne firmasıdır? İsmi ne? E, Değişim Elektronik. Değişim Elektronik. hı. <laughs> Yani siz bütün bilişim konusunda her türlü hizmeti e, kurumsal olarak da belki bireysel olarak da biliyorsunuz evet. tahmin ediyorum. E, kaç kişisiniz mesela? Ee, Çalışan kapasiteniz nedir? Şu an 7 kişi. 7 kişi. Aha. Bunlar uzman kişiler mi? Bunlar uzman kişiler. E, peki şeyler teknisyenler ya da? E, Onlar dışarıdan. Onların dışarıdan. yine biz eğitimlerini vererek dışarıya gönderdiğimiz öğrenci takımlarımız oluyor. Bazen profesyonellerimiz oluyor. Ya Anladım. Biz bu işlerde bir de eğitim yanımız var. Yani elektronik eğitimi, işte cep telefonu tamir gibi uzman eğitim kadromuz da var. O eğitimleri kim veriyor? Ee, onları da üst düzey yöneticilerden gelen teknisyen veriyor, uzmanlarımız veriyor. veriyor. <laughs> İyi, gayet güzel. Vallahi sizin gibi firmaların çoğalması lazım bu ülkede. Kesinlikle. Çünkü artık teknoloji buna döndü. Dünyada en kuvvetlilerden bir tanesi Hindistan mıdır? Ee, tabii ki. Belli bir kısım yazılımda. Teknoloji olarak aslında bir dönem bir haberler almıştım. Yani Çin'de çünkü bizim tedarik ettiğimiz ürünlerin yüzde %95'i Çin'den geliyor. Çinlilere yakın Hindistan'da üretime geçecek ama şu an hiç üretime geçemediler maalesef. Sadece yazılım alanında kaldılar. Çünkü ben pek çok yurt dışı firmalarda da görüyorum hep. Hintli tek şeyler, bilgi işlemciler ya da bilgisayar uzmanları filan. Tabii zaten şu an Türkiye'ye bizim yabancı yani Suriye gibi ülkelerden de gelenler olduğu için şu an onlardan da iyi teknisyenler belli evet. bir kısım burada hitap ediyor. Anladım. Peki çok teşekkür ederim Ekrem Bey. Ben teşekkür bilgi ederim. Bilgi verdiğiniz için, anlattığınız için e, yolunuz açık olsun diye. Teşekkür ederim. Peki. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.